Merhaba arkadaşlar. Büyülü Şişler YouTube kanalından ben Serap. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız zilimizi aktif hale getirdiğiniz zaman da bütün paylaşmış olduğum videolardan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Arkadaşlar desteğinizi esirgemezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ben bugün sizlerle saç bantı yapımını paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle yapmış olduğum ve sayfamda severek paylaştığım bir hırkayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben sayfamda papatyalarla bezenmiş bu şekilde bir hırka yapmıştım. Ceplerimizde tekrar papatyalarımız var. Ve bu hırkamıza bir de saç bantı yapalım istedim. Çok şık e, oldu. E, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle beraber beğenerek yaparsınız diye umuru, umuyorum. Ve şimdi bu saç bantımızın ben hırkamı şöyle alayım. Bir de pembesini yapmak istiyorum. Ee, önce saç bantımızdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sadece zincir ve sıkı iğneden oluşan ama görünüş bakımıyla çok hoş duran ve daha sonra üzerine bir papatya ile bu şekilde süslediğim bir saç bantı oldu. Şimdi beraber yaparak bu saç bantımızın yapılışını öğrenelim. Arkadaşlar öncelikle e, ben örgülerimde anti peeling ip kullanıyorum. Bebek örgülerinde çok hoş durduğuna inanıyorum. 2 numara tığ kullanıyorum. Şimdi ipi elimize alıyoruz. 12 tane zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 ve 12. İlk zincirimizin içine gelip buradan kaydırma yöntemiyle halkamızı oluşturuyoruz. Bu şekilde bir zincir çekiyoruz ve halkamızın içine sık iğne yapmaya başlıyoruz. Burada bir sayı vermiyorum arkadaşlar. Malum herkesin e, zincir çekişi el sıkılığı farklı olduğu için burayı tamamen sık iğne doldurarak ilk başlangıç yerimize kadar geliyoruz. İpimizi de yürütelim bu arada. Ve ben ilk başlangıç yerime geldiğimde ilk sık iğnemin tepesine batarak burada kaydırma yöntemiyle birleştirme yapıyorum. Ve ben böyle bir halka etmiş, elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekerek tekrar geriye dönüyoruz. Bütün yapmış olduğumuz sık iğnelerin tepesine bir sıra daha sık iğne yapalım. Ve aynı başlangıç yerimize gelinceye kadar sık iğnelerimizle dolduralım. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar sadece zincir ve sık iğnelerden oluşan bir model. En son sık iğnemizi yapıyoruz. Ve başlangıç noktamızdaki bakın sık iğnemize tekrar kaydırma yapıp birleştiriyoruz ve bu şekilde bir görüntü oluyor. Tekrar 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geriye dönüyoruz. 5 tane sık iğnemizi pardon arkadaşlar Geriye dönüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde tam net göstermek istiyorum arkadaşlar. 5 tane sık iğnemizi buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5. sık iğnemizin içine girdiğimizde tekrar kaydırma yöntemi yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Buraya 13 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 bu şekilde ilk bakın arkadaşlar dibine giriyorum. Tam net görünsün istiyorum. Kaydırma yöntemiyle buraya birleştiriyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve yapmış olduğumuz 13 tane sık iğnemizin tepesine tekrar 13 tane sık iğne yaparak 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ve son 13 sık iğnemi yaptım. Tekrar ilk dibindeki arkadaşlar hemen dibine kaydırma yöntemiyle batıp çekiyorum. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Geriye dönüyorum. En son yapmış olduğum sık iğne. Bakın arkadaşlar, sakın bu tarafa doğru kaymayın. O zaman modelimiz ortaya çıkmıyor. Bu şekilde buradan tekrar 1 2 3 4 ve 5. sık iğnemizin tepesine kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirme yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve tekrar zincirimin içine 13 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hemen dibindeki Bakın arkadaşlar şu yuvamıza hemen buraya giriyoruz. Kaydırma yöntemi yapıyoruz. Bir zincirimizi çekip tekrar 13 tane sık iğnemizin tepesine 13 tane sık iğnemizi bir sıra daha yapıyoruz. Modelimiz tamamen bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar istediğimiz uzunluğa geldiğimiz zaman tekrar birleştirme yapacağız. Dibine batıyorum. Kaydırma yöntemi yapıyorum. Tekrar bir daha yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz ve en son yapmış olduğumuz bakın sık iğnelerimizden 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğnemizin tepesine girip kaydırma yöntemi yapıyoruz. Bir zincir çekip 13 tane sık iğnemizi dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hemen dibindeki deliğimizin içine giriyoruz. Kaydırma yöntemiyle buraya bağlantımızı yapıp bir zincirimizi çekip geriye dönüyoruz. Yapmış olduğumuz 13 tane sık iğnenin tepesine 13 tane daha sık iğnemizi yapıyoruz. 12 ve 13. Hemen dibine girip bağlantımızı kuruyoruz. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi e, istenilen uzunluğa geldiği zaman, hani bunu bebeğinizin başına ölçebilirsiniz, ne kadar yapılması gerektiğini tam ölçü olarak alabilirsiniz. Ya da e, bağlantısını lastikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani. E, büyüdüğü zaman da kullansın istiyorsanız bu şekilde birleştirme değil buraya lastik siyah e, ya da sarı bir lastikle bağlantısını yaptığınız zaman e, bu kadar örmenize de gerek kalmıyor. Hani sadece baş çevresini yapıyorsunuz ve aşağı kısımda şu kadarlık bir bölümüne lastik takıp daha esnek olmasını sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar tamamlayıp gelelim daha sonra çiçeğimizi yapalım inşallah. Evet arkadaşlar. Ben istediğim uzunluğa gelmiş oldum. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan birleştirmesini. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5 birleştiriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buradan diğer ucumuzu bakın bu şekilde kendimize doğru çeviriyoruz. Buradan 1 2 3 4 ve 5. sayarak arkadaşlar 5. sık iğnemizin içine girip batırıyoruz. Bir tane yapıp sık çekiyoruz. Bir bu taraftan alıyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradan alıyoruz. ilmeğimizi buradan bunun içinden geçirip kaydırma tekniği yapıyoruz. Tekrar buraya bir sık yapıyoruz. İpimizi tekrar diğerinden bakın şu şekilde ben tam kameraya yaklaştırmak istiyorum. Umarım net gözün görünüyordur. Geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Arkadaşlar burası çok önemli değil. Zaten buraya çiçeğimiz gelecek. 3 tane birleştirme yaptıktan sonra burayı bu şekilde bağlantısını yapıyoruz. Tekrar dibine iniyorum bağlantısını yapıyorum. Tekrar ikinci sık iğnemizi yapabilmek için üzerinden devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi kaydırma yaptığımız yerlere geleceğiz. Buralardan bakın tekrar arkadaşlar üstünden bu kaydırma yapmış olduğumuz yerlerde batarak sık iğnemizi yapıp buraları tekrar sağlamlaştırmış oluyoruz. Bu şekilde geçiyorum ben tekrar üzerinden ki buradaki ikinci sık iğnemizi de tamamlamış olalım. Ve bu şekilde saç bantımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Son sık iğnemizi batıyoruz. Dibimize batıp kaydırma yöntemini yapıyoruz. Bu şekilde Burayı tamamlamış oluyoruz. Bakın. Bu bitmiş hali. Buraya çiçeğimizi yapıp dikeceğiz arkadaşlar. Ve buradaki açıklığı kaybetmiş olacağız. Ee, ben çiçeğimi videomu uzun tutmamak adına bir dahaki videomda anlatacağım sizlere. Buraya kadar yapalım. Bir dahaki videoda çiçek nasıl dikilip nasıl örülecek Nasıl dikilecek bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.